Ekonomide Saadet YouTube'un kıymetli izleyicileri, şartlar ne olursa olsun sizi yorumlarımdan mahrum etmek istemedim. Aslında şeyim çok iyiydi, niyetim. Şu arkamda gördüğünüz şahane gün batımı manzarası eşliğinde size bir piyasa yorumu yapmaktı. Ama bu kadar olabildi. Tabii ışığı arkamı dönünce şu an nasıl gözüktüğümle ilgili gerçekten en ufak bir fikrim yok. Olduğu kadar diyelim ama en doğal halimizle yine bir YouTube yayınındayız. YouTube'da yorumlarımı takip eden, her pazar saat aramızda çok alıştık, hani bu hafta yorum yok mu diyen izleyici için haftalık piyasa yorumudur efendim bu. Bu arada böyle kıyı kıyı İstanbul'a doğru, İstanbul semalarına doğru yaklaşıyorum. Daha önce biliyorsunuz Bodrum'daydım ve müthiş güzel bir izleyiciyle bir araya geldim. Orada beni görenler çok 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 güzel kadın izleyicilerim var. Bir de şöyle takdim ediyorlar beni eşlerine. Tabii böyle çift işte eğlencede gören oldu, yemekte gören oldu Bodrum'da. Hani işte ben sana dolar al diyorum ya. Sen de bana bunu nereden biliyorsun? Sen bunları nereden biliyorsun diye soruyorsun ya diyorlar. Kocasına beni öyle anlatıyor kadınlar. İşte o kadın falan, işte ben Ekonomide Saadet yaz. Bu arada ismim Saadet ama beni herkes Ekonomide Saadet olarak biliyor. O anlamda ben zaten bunu arzu ediyorum. Onun için gerçekten sevgiyle yanıma gelen, güzel dilekleriyle beni destekleyen, özellikle başta kadın izleyicilerim ama bu zamana kadar özgüveni olmayan erkek izleyicilerim de gerçekten burada şey yapacağım, eleştireceğim. Hep kadınlar yanıma geliyor. Ay Sait Hanım işte şöyle böyle deyip. Neyse, hadi sözü çok uzattım. Dediğim gibi bugün güzergahım ve bulunduğum yer Ayvalık'ta. Eğer çok izlenirse bu YouTube kaydımız, ona göre bakarsınız Ayvalık'a daha sık gelirim. Dediğim gibi bugün hemen yayın öncesi orta vadeli plan açıklandı. Aman dedim size habersiz koymayayım. Orta vadeli planda eskisini getir, yenisini götür bir OVP planımız var. Tabii bu hafta 5 Eylül önemli. Bu hafta özellikle 5 Eylül, 9 Eylül haftalık piyasa yorumundasınız. Fakat benim yorumlarımı düzenli takip etmeniz çok kritik önemde. Bunu bir dizi gibi takip eden, özellikle böyle yorumlarda da var. Ama ben de sizden bunu arzu ediyorum. Böyle izlemenizi istiyorum. Bir dizi gibi böyle heyecanla bir önceki yayında eğer ne söylediğimi takip etmemişseniz bu yayında kısa kısa geçtiğimde anlama ihtimaliniz yok. Sonra bana altında saytanın dolar vesaire demeyin. Haftalık piyasa yorumunda kısa tutuyorum. Ama lütfen bir önceki hafta genel yorumda perşembe günü ben yapmıştım o yorumu. Biliyorsunuz sonrasında da Atilla hocamızla yine bir genel bir piyasayı, önümüzdeki dönem beklentileri konuştuk. Ama o 40 dakikalık uzun benim yorumumu lütfen izleyiniz. Yani bir önceki hafta, hatta bu YouTube kaydının altına da ekleteyim ki karşınıza çıksın. Lütfen onu izleyiniz, ondan sonra da bu yayını izleyiniz. Aksi takdirde bazı bilgiler, başrol oyuncuları, yan roldeki kişiler kim, kafanız karışabilir. Hızlı hızlı anlatıyorum. Dolayısıyla genel beni takip eden, hep takip eden izleyiciye sıkıcı olmasın istiyorum. Ama bakıyorum ki sorulardan gene izlenmemiş yayınım, gene izlenmemiş. Altıncılar lütfen izleyin yani. Daha bu kız size daha ne desin yani. Ya özellikle altıncılardan bu yorum gelince kızıyorum. Hadi neyse, çok uzaktık. Dediğim gibi orta vadeli plan. Şimdi biz bu hafta 5 Eylül pazartesi günü Amerika tatili olacak ama özellikle bizim açımızdan enflasyon datası geliyor olacak pazartesi günü saat 10'da. Bakalım enflasyonumuz TÜFE'de ve ÜFE'de nereye yükselmiş olacak. Cuma günü İstanbul enflasyonu gelmişti. 1998 yılından beri en yüksek gelen enflasyon rakamı var. 2-2,5 ortalama aylık, öyle gidiyoruz şu anda. Dolayısıyla yine öyle bir beklentiyle bizi zaten %81'lere taşıyor olacak yarın gelecek olan enflasyonla. TÜFE'de böyle, TÜİ'nin hesapladığı rakamlara göre, ama ÜFE'de zaten neredeyse %150'ye yakın bir üretici fiyat endeksimiz var. Dolayısıyla lütfen dolar 12 lira olacak, dolar 30 lira olacak başlıklarından ziyade benim size bu bilgi içerikli başlıklarımı ve bilgi içerikli yayınlarımı izlerseniz çok daha faydasını görürsünüz. Çünkü inanılmaz bir kış geliyor dostlar. Hatta ben bugün Instagram'da şöyle bir güzel bir otel manzarası eşliğinde şey yaptım. Kendime dedim sıcak beldelerde kış aylarını nasıl geçireceğimle ilgili yer bakıyorum. Malum özellikle doğalgazda çok ciddi, çok sert bir kış ayı bizi bekliyor. Keza biliyorsunuz geçen hafta elektriğe ve doğalgazı 1 Eylül'den itibaren sadece konutlarda öyle bir %20'lik bir zam oldu. Ama sanayici için daha da vahim bir durum var. %50'lerde
zam yapıldı. Dolayısıyla bizi çok sert bir kış ayı bekliyor. Ne yapabilecekseniz stok onu yapmaya bakın diyeceğim. Çünkü bugün almadığınız her, tabii doğalgaz, elektriği stoklayamayız yani, onu yapacağımız bir şey yok da. En azından yanlış yapıldığını biliyor olun. Şu anda uygulanan ekonomi politikasının doğru olmadığını, artık nereye kadar duyurabileceksek o kadar sesimiz ve gücümüz yettiğince anlatmaya ben ve meslektaşlarım devam ediyoruz. Her türlü yediğimiz yaftaya rağmen de bilgiden taviz vermiyorum. Gerçekten bu benim için çok değerli. Beni izleyenler de zaten biliyorlar. Bilgi en önemli benim için öncelik. Şimdi bu birazcık OVP'ye gelmek istiyorum. Çünkü bu yayın tam yapılmaya başlamadan önce Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız da OVP'nin zaten Eylül'ün ilk haftası geleceğini söylemişti. 2023-2025 orta vadeli plan geldi. Hemen şöyle bir göz attık. Küçük küçük başlıklar detaylandıracağız zaten yine. Bu hafta bizim önümüzdeki hafta da yine yayınlarımız devam ediyor olacak. Her perşembe ve her pazarda haftalık benden piyasa yorumu izleyeceksiniz. Şimdi OVP'de en dikkatimi çeken 2022 enflasyon hedefi. Enflasyondan başladık madem. Yani yarın da dediğim gibi pazartesi enflasyon rakamı geliyor olacak ama 2022 enflasyon hedefi %65, yani daha doğrusu hedefi değil, enflasyon öngörüsü OVP'de. Yani biz hep şunu eleştiriyorduk ya, hani bizim bir ekonomi planımız, hani biz neye bakarak bu ekonomi modelini adlandırıyoruz? Yeni bir OVP geldi. Orta vadeli ekonomi planı zaten Sayın Lütfü Elvan döneminde açıklanmıştı. Bu da Sayın Nebati döneminin OVP'si. %65 olan enflasyonu 2023'te %24.9'a hedeflemişiz. 2023'te %24.9 olacak bak enflasyon, ki şu anda zaten iliklerimize kadar hissettiğimiz zamlarla beraber, yarınki gelecek enflasyonla beraber %81'lerindeki enflasyon nasıl olacak da 2023'te %24.9, bir de bu arada bak %24.9, yani %25'e düşecek. Ben de şey yazdım hatta Twitter'da, demiş şakadan ak nasıl buraya geleceğini bana birisi izah etsin. %2024'te de %13.8'e düşecekmiş enflasyonumuz OVP içerisinde. 2025'te de inşallah tek haneli rakamlara ineceğiz. Demek ki öyle 2023'te öyle tek haneye falan inme ihtimalimiz zaten yok da, hani bu da zaten OVP'de de 2025 için hani 9.9 demişler ama ben size şöyle söyleyeyim. Bu OVP planında özellikle benim hani dikkatimi çeken Merkez Bankası'nın bu yıl şeyi, yani 2023 hedefi Merkez Bankası'nın %19.2 iken OVP'de %25 ya. Yani gene bir uyumsuzluk var Merkez Bankası'yla şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında. Dolayısıyla bunu hazırlayanlar, bu rakamları yazanlar niye acaba Merkez Bankası'nın rakamlarına şöyle bir göz atmazlar bilmiyorum. Bizler bakıyoruz doğal olarak, not da aldığım için. Şimdi özellikle yine dikkatimi çeken bu döviz kuru, hepinizin çok malumu, şaşırtıcı olacaktır diye düşünüyorum. 2022 için 16.62, 2023 için 21.52, 2024 için 24.62, 2025 için 25.77 OVP'nin içerisinde hesaplanan dolar kuru. Fakat şimdi şunu söyleyeceğim, tabii herkes matematiği iyi olan hemen şunu hesaplayacak. Yani 2022 için 16.62 ise o zaman yıl sonuna kadar kalan 4 ayda nasıl bir planlama var kafalarında diye. Benim gibi hesap yapanlar dolar kurunu 19'larda olduğunu görecekler. Ama bu bence çok çok iyimser bir tahmin. 19'larda bundan sonra 19'da devam ediyor olsak 2022'nin 16.62 şeyine geliyoruz. Fakat hani Lütfi Bey döneminde açıklanan OVP'de de özellikle şunu söyleyeyim. 2022, yani bu yıl için, ben tabii geriye dönüp notlarıma baktım OVP'de ne açıklamıştık diye, 9.27'ymiş dolar kuru. Yani şu anda hani yeni açıklanan da 16.62, bir öncekinde 9.27. 2023 için de o zamanlar OVP'de açıkladığımız, yani 2021 yılında açıkladığımız orta vadeli planda 2023 için 9.77 ortalamayla çalışmışız. Şu anda yeni açıklanan OVP'de 21.52 diye düşünüyoruz. Ben tabii bunların çok 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 iyimser olduğunu düşünüyorum bu açıklanan OVP'de. Özellikle Sayın Tayyip Erdoğan'ın da biliyorsunuz bu milli gelirle ilgili 10 bin dolar açıklaması vesaire var. 2023'te 10.071 dolar bizim kişi başına düşen milli gelirimiz. Büyüme takıntımız devam ediyor 5-5.5'larda. Fakat oraya da bir eleştiri getiriyor olacağım. Çünkü
Özellikle yine büyüme rakamı geldiği zaman biliyorsunuz çok böyle her noktada şu andaki karar alıcılarda her noktada inanılmaz bir bakın gördünüz mü ne kadar büyüdük minvalinde açıklamalar var. Ama bunun bir yoksullaştıran büyüme olduğunu ben özellikle Twitter'da da daha önce yaptığım yayınlardan bir 10 dakikalık bölüm çektim. Bunu da özellikle bu YouTube kaydının altına ekleyeyim ki bir bakın olur mu 10 dakikada yoksullaştıran büyümeyle Murat Kubilay'la yaptığımız yayından bir bölüm o. Ne demek istediğimi anlıyor olacaksınız. Dolayısıyla gerçekten bu kadar yüksek enflasyonla, bu kadar yüksek dolarizasyonla, cari açığı ki geçen hafta yine dış ticaret açığı geldi, patladığı bir ortamda sadece büyümeyle övünüyor olmak ve hiçbirimizin bu büyümeden pay almadığı bir ortamda bunun önümüze getiriliyor olması yani hani neye faydası var bu kadar büyümüş olmanın? Eğer gerçekten önemli olan büyümeyse ki ben bunun kalkınmanın önemli olduğunu hep ifade ediyorum. Hepimizin refah seviyesinin, hepimizin böyle ya oh be dediği bir ekonomik ortamda oluyor olmamız lazım. Ancak o zaman ben hani bu rakamları dikkate alırım ve önemli olanın da büyüme değil kalkınma olduğunun altını hepimizin hissettiği refah seviyesinin artışı anlamında ki bahsettiğim kalkınmanın önemli olduğunu bir kere daha hatırlatmış olayım. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki hafta buraya nereden geldik? Hem OVP'ye geldik, OVP daha doğrusu enflasyondan geldik. Enflasyonu çok çok konuşuyor olacağız zaten pazartesi günü geliyor olacak. Önümüzdeki hafta en önemli data pazartesi enflasyon ve perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bu özellikle euro dolar paritesini etkiliyor olacak. Malum euro dolarda birilerin altına geldik. Özellikle euro TL soranlar var. Biliyorsunuz benim bütün bu açıklamalarım tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Kamuyu bilgilendirme amaçlıdır. Kendi tasarrufunuzdan kendiniz sorumlusunuz. Sizlere herhangi bir danışmanlık hizmeti ben en azından bu yayınlar aracılığıyla vermiyorum. Dolayısıyla burada da özellikle paritede ve euro TL'yi soranlar açısından ben uzun vadede euro dolar paritesinin birin altında çok kalıcı olmasını beklemiyorum. Yani uzun vadede daha aşağı gelebilir birazcık daha 0.75'ler vesaire olabilir ama kalıcı olarak saadet yani bu 2023'te de böyle kalır mı derseniz hayır derim. Keza bunun da özellikle geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'ndan enflasyon rakamı geldi. Avrupa bölgesinde enflasyon %9'lara gelmişken ve Avrupa Merkez Bankası da artık faiz artıracağı noktaya gittiği bir ortamda ki perşembe günü herhalde 3 çeyrekte falan gelecek. Türkiye saatiyle 3 çeyrek geçe olması lazım. Gelecek olan kararla paritenin euro dolar paritesinde eğer bir agresif bir faiz kararı gelirse Avrupa'dan ben birazcık daha dengeleneceğini düşünüyorum. Yani tekrar euro lehine çok kısa vadede olmasa da buradan sonra artık tekrar euro dolar paritesini buradan sonra bir dengelenme ve daha orta vadede de tekrar o 1.05'lere doğru gelmesini beklerim. Yani ben çok kalıcı olmasını beklemiyorum. Özeti bu. Aşağı gelme potansiyeli var. Ama artık Avrupa'da faiz artırmaya gittiği bir konjektürde bence bu birazcık daha birilerin üzerinde dengelenecektir. Onun için de özellikle Euro-TL açısından bir yatırım tavsiyesi olmakla beraber oldukça cazip olduğunu düşünüyorum. Sebebi şu, Euro-TL alım tarafı anlamında tabii ki cazip diyorum. Bence buradan sonraki süreçte hem paritenin Euro lehine dönmesi hem doların zaten yükseliş serini devam ettirdiği bir ortamda buralar bence dibe yakın yatırım tavsiyesi değildir diye özellikle söyleyeyim. Şimdi geçen hafta bir de özellikle bu biliyorsunuz Merkez Bankası'nın düzenlemeleri devam ediyor. Yabancı para zorunlu karşılıklarda bir komisyon uygulamasına gitti. Tabii hep şu var, aslında ana amaç ne Merkez Bankası'nın? Faizleri, ben politika faizini düşürdüm. Dolayısıyla artık bu düşük faizlerden bankalar kredi versin diye yapıyor ya bütün bu düzenlemeleri. Fakat tam tersi oluyor. Çünkü bankacılar, üst düzey yöneticiler, herkes işi gücü bırakıp yeni gelen düzenlemelerden sonra bankaların aktif pasifine olan bunun etkisini gerçekten ana işlerine konsantre olmaktansa yeni gelen regülasyonlarla acaba neyi değiştirdik? Dolayısıyla tabii ki onlar da bankacılığın getirdiği özellikle özel bankalar kar amaçlı çalıştığı için bu regülasyonlara göre kendi gardlarını alıyorlar. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu yeni düzenlemelerinin piyasaya müdahalesi dışında gerçekten bankaların böyle bir iştahlanarak ticari kredi vermesine sebep oluyor mu derseniz hayır olmuyor. Dolayısıyla hatta bankalar kredi vermeyi durduruyorlar. Hani tam tersi kredi vermelerini bu düşük faiz oranlarından kredi vermeleri için yapılan bütün bu düzenlemeler
neredeyse gün aşırı düzenlemeler bir netice elde etmelerine sebebiyet vermiyor. Çünkü dediğim gibi bankalarda elbette hem kendi karlılıklarını hem orta uzun vadede ne kadar bu politikaların sürdürülebilir olduğuna dikkat ettikleri için özellikle daha önce de ilk o BDDK'nın bir düzenlemesi geldiği zaman biliyorsunuz bir anda bankalar kredi vermeyi kesmişti. Gene aynı şey var. Öyle hemen kredi vermektense acaba yeni ne gelecek diye bir süre böyle daha bir en azından bir hafta olayı anlamaya çalışıyorlar. Ondan sonra tekrar belki kredi vermeye başlıyorlar ama ticari kredi tarafında bence buradan sonraki süreçte sıkıntı özellikle bankacılık tarafında devam ediyor olacaktır. Bu yeni gelen regülasyonlarda bence zaten bu kadar çok düzenlemenin olduğu bir yerde, bu kadar çok bugünden yarına kararların değiştiği bir ortamda çok uzun vadede de öngörmek çok mümkün olmadığı için bunun piyasaları rahatlatıcı değil inşallah karar alıcılar. Tam tersi piyasaları bozan ve daha da baskıyı arttıran bir noktaya doğru taşıdığını anlayacaklardır. Anladıkları zaman da zaten biz bunları demiştik diyeceğiz. Çok da iyi günlere doğru gitmiyoruz. Artık sonbahar bitti. Özellikle sonbahar bitiyorum. Yaz bitti. Süratle de piyasaların çok daha zorlanacağı konjektüre gidiyoruz. Hatta bir haber vardı. Reuters'ın bir haberi. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararından en fazla etkilenecek ülke Türkiye diyor. Biliyorsunuz ben 21-22 Eylül'e çok önem atfediyorum. Hem bizim Merkez Bankası toplantısı hem Amerikan Merkez Bankası toplantısı olduğu için bunu çok detaylandırdım. Onun için bir hafta önceki haftalıktan birazcık daha hallice olan, daha uzun vadeli vizyonla öngörülerimi sizlerle paylaştığım piyasa yorumuna lütfen bakın. Çok kritik zamanlara doğru süratle gidiyoruz. Ama bunun gene geçen sene biz aynı şeyleri söylemiştik. Sadece şuna bağlı. Yani bir yerden çok böyle işte swap yoluyla veya işte Rusya üzerinden gelebilecek olan bir şekilde para girişiyle hani piyasa rahatlatılmaya çalışılıyor ve bence maalesef ben böyle görüyorum. Özellikle OVP'de de bunu çok daha net anladım. Yani 2023-2025 OVP planında bugünü günü kurtaralım stratejisi var. Özellikle seçimleri geçirelim. Sonrası Allah kerim bakış açısı var. Ben rakamların en azından tutarlılığı, öngörülmesi, bundan önceki OVP'de neler uygulanmıştı baktığım zaman biraz böyle değerlendiriyorum. Onun için de açıkçası bizi çok daha zor günler bekliyor. Özellikle enflasyon açısından ben o tabloyu çok karanlık görüyorum. Ve maalesef bu enflasyon rakamları da hani doğru şeyleri buradan sonra yapsak bile artık bu burada faize olan duyarlılık da tamamen bozulduğu için buradan sonra doğru şeyleri yapsak bile daha iyi olmayacak. Dolayısıyla da hani şey gibi görmek lazım. Bu biraz düğmeleri yanlış düğmelediğiniz zaman ortaya ne çıkar? Zaten baştan yanlış düğmelemişsiniz. Yani zaten baştan yanlış olan bir politikanın içerisinde böyle komple bir düğüm hali var. Dolayısıyla çok içinizi daha fazla karartmayayım. Bu kadar güzel manzaranın artık birazcık da karanlık bastı ama olsun. Özellikle bu şeyi soranlar vardı. Rusya'nın Avrupa'ya giden doğal gazı kesmesiyle ilgili, doğal gaz sevkiyatını kesmesiyle ilgili çok negatif olur mu diye bana soranlar vardı. Ama biliyorsunuz yani Avrupa zaten bunu artık biliyor peyder. Peki hatta Rusya'da şöyle bir açıklama yaptı. Yani Gazprom'dan gelecek olan bu şey boru hattından kaynaklanan işte birkaç günlük kesilme. Sonra belirsiz diye tekrar revize etti. Zaten Avrupa buradan Rusya'nın elindeki, ya biliyorsunuz zaten Avrupa ile şu anda özellikle Rusya-Ukrayna meselesinden dolayı çok ciddi yaptırımlar var. Ruslara uyguladıkları. Dolayısıyla Rusya da kendi kozlarını uyguluyor. Çoğunluk aslında Avrupa'nın doğalgazı Rusya'dan geçtiği için. Onların da bir B planı özellikle bunu zaten öngördükleri için bizim Türkiye ile mukayese etmemek lazım. Onlar zaten alabilecekleri tedbiri doğalgaz açısından zaten kendilerini almaya çalışıyorlar. Özellikle şunu beni izleyenlere tekrar hatırlatmak isterim. Hani bu şey var ya, Almanya bizi kıskanıyor, Avrupa bizi kıskanıyor haberleri var ya. Bir şunu söylemek isterim. Almanya, tabii Avrupa'da da %9 dedim ya, yani %9 olan enflasyon için onlar çok yüksek diyor. Biz neredeyse şu anda zaten dediğim gibi yeni gelecek enflasyonu %81'in üstündeyiz. Onlar için %9 bile felaket senaryosu. Onlar enflasyondan halkını rahatlatmak için KDV indirimine gidiyorlar ve toplu taşımada indirime gidiyorlar. Bak bir daha söylüyorum, indirime gidiyorlar. Böyle somut cebimize aksettirecek, gerçekten hani enflasyonu bu kadar halka ezdirmeyecek noktalarda biz ne yapıyoruz?
zam üstüne zam yapıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu elektrik ve doğalgaza yapılan zamların, özellikle üretici fiyatları üzerinde %50'lerdeki zamların yansımama ihtimali yok. Onun için ben hakikaten çok karanlık görüyorum. Yani bu sene kış aylarından çok ürküyorum. Bunu yayınlarımda bir kere kereler tekrarladım. Ne yapabileceğimiz sorusunda da elden gelen bir şey yok. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Stok yapacağız herhalde. Ve kendi tasarrufumuza sahip çıkmaya çalışacağız. Yani ben öyle görüyorum. Şimdi biraz hemen kısa kısa dolar altın buralara bakalım. Buralarda ne noktadayız? Şunu bir de hatırlatayım. Özellikle OVP'ye geri döneceğim. Not almıştım çünkü bunu. Şimdi OVP'de şey var. Kişi başına milli gelir dedim ya, 10.071 dolar. Hatta Sayın Tayyip Erdoğan da bunu böyle çok işte 10.000 dolar hedefi diye böyle vurgulayarak ifade ediyor. Özellikle bunun çok dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Bence hatta bunu Sayın Hakan Kara Hoca Twitter'da da paylaşmıştı. Türkiye'nin milli gelirinin gelişmekte olan ülkeler içerisindeki payı bütün gelişmekte olan piyasalar içerisindeki payı çok aşağı gelmiş. Yani son 20 yılda gerçekten bu aslında bence en önemli nokta. Hatta %40 geriye gelmişiz. Yani hani biz böyle G20 içerisinde işte en yüksek büyüme oranları bizde diye övünüyoruz ya. Lütfen buraların, yani bazen ben şunu da dikkatinizi çekiyorum. Yani ekonominin içinde değilseniz öyle bir servis ediliyor ki bazı rakamlar. Yani diyorum ki yani bu rakamın sevinilecek nesi var? Ya bunu ben ancak hani böyle öyle bir şaşayla anlatıyoruz ki biz bu kadar büyüdük G20 ülkeler içinde. Peki son 20 yılda bizim bütün o gelişmekte olan piyasalar içerisinde aldığımız pay %40 aşağı gelmiş. Yani hani bazı rakamları söylerken, bazı rakamlarda başarılı olduğumuzu ifade ederken, ya sadece rakamlar üzerinden mi gideceğiz ve bunun nasıl servis edildiği bizler için mühim. Yani hakikaten haber akışında bence bundan sonraki süreçte de, özellikle biliyorsunuz sosyal medya yasası da yeni meclisin açılmasıyla beraber önümüze geleceği için, biz böyle doğruları anlatmaya gayret ediyoruz. Burada amacımız eleştirmek değil. Hepimiz bu noktada çok müzdaribiz. Yani ben özellikle Bodrum tatilinde 52'lerime kadar hissettim yükselen enflasyonu. Ve orası çok başka bir fiyatlamanın olduğu bir yer. Gerçekten bunu, bu konudaki izlenimleri de bir ayrı başka bir yayında izah ederim sizlere. Hadi şimdi hemen kısa kısa dolar altına gelelim. Şimdi biz bu yayını yaparken dolar şu anda 18, zaten yani şu anda derken zaten 18'in üzerindeydi, 18-19. Euro TL'de 18-11'lerde. Euro dolar paritesi de 0.9957'lerdeymiş. Şimdi ben zaten dolarla ilgili görüşüm, biliyorsunuz, lütfen bir önceki hafta haftalık yoruma bakın, dikkatle izleyin. Dolar TL'de zaten ana tren yukarı yönlü. Bence herhalde yani buradan sonra özellikle dediğim gibi FED çok agresif giderse Eylül ayında, bizim yani dolarda hani 20'lere doğru gelmememiz an meselesi olur. Herhalde yeni bir şey gelecektir diye düşünüyorum. Yani bakalım tekrar ne çıkaracağız. Hani bir anda tabii hep kafa şeye gidiyor. O dolarda bir anda Kasım ayında yapılan hamle gibi bir şey gelir miye gidiyor. Fakat şunu lütfen anlayın. Gelse bile kalıcı oluyor mu? Yani gerçekten gelse bile biz 5 ay 6 ay içerisinde rezervlerimizi eritmek suretiyle ve bütün bu regülasyonlar, bütün bu düzenlemeler, kur korumalı, KKM ile gene zaten o Kasım ayındaki harekete geldik. Yani ne değişecek? Bana bunu soruyorsunuz çokça. Ben de diyorum ki yani 3-5 ay sonra tekrar aynı yerden daha beter bir yere geliyoruz işte. 18'de kıyamet kopmuştu. Şimdi 18'in üstüne gidecek bir dolar kuru potansiyeli var. Ve FED agresif geliyor. Yani şu anda bundan en çok etkilenecek ülke Türkiye. Onun için bence böyle bir hamle gelse bile kalıcı olmayacaktır. Ha gelir mi saadet? Geldi bak Merkez Bankası faiz indiriyor. Yani şunu anlayın lütfen. Bir anda doları 11 lira falan görmeyeceksiniz. Doları 12 lira falan görmeyeceksiniz. Öyle bir ihtimal yok. Ya öyle bir ihtimal olamaz şu anda. Bu ülkenin şu anda uyguladığı ekonomi politikasında nedenini izah ettim. Geçtiğimiz haftaki yorumu lütfen izleyin. Öyle bir ihtimal yok. Bu benim kendi piyasa görüşüm. Beni zaten bilen biliyor. Onun için keşke olsa diyeceğim. Ama neyi konuşuyoruz? Matematik var ortada. Dolayısıyla yön zaten ana trendi yukarı doğru ve bence çok çok tehlikeli sularda gidiyoruz. Zaten Euro TL'yi de söyledim. Daha orta uzun vade için orada da zaten hem dolar kuru hem Euro dolar paritesi tekrar birilerin üzerine doğru dengelendiğinde buradan daha yukarıda. Yani o da Euro TL de zaten
Yani 22 liraya doğru, dolar kuru da zaten 20'ye gelirse, 1.03 liraya gelse 22-23 liraya doğru getirir. Yatırım tavsiyesi değildir. Altını çok fazla soruyorsunuz. Borsayı çok fazla soruyorsunuz. Borsada gerçekten hani hemen 8'inde yapacağız borsa yayını. Orada zaten detaylandırıyor oluruz. Onun haricinde yani genel olarak bir pozitiflik var ama böyle 3222 hani endeksin geldiği seviye. Ben birazcık daha böyle şeyim, yani tekrardan, yani sıfırdan girmek isteyenler için tekrar bir 2800'e doğru gelme potansiyeli olur mu? Bir düzeltme olur mu? Bir oralara bakmak lazım. Gerçekten ciddi bir yani böyle kısa vadede de çok hani tepki vereceği yerleri de geçti. Yani 3200'ün üzerinde kapanmış olması. Özellikle tabii hani doların da ben gitmek istiyorum dediği bir yerde, biliyorsunuz dolar yukarı gelirken borsada yukarı geliyor. Yani borsa için hani böyle çok ciddi, çok majör bir düşüş değil, ara düzeltmeler görmek mümkün. O ara düzeltmelerde tekrar bir bakacağız bakalım buradan nerelere geliyor olacak. Zaten onun yayını detaylandırıyor olacağız. Önümüzdeki hafta hisse yayını oluyor olacak. Şimdi altına geleyim. Altının onsunda biliyorsunuz özellikle şimdi Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, orada birazcık hani Avrupa'nın bu noktada ne kadar agresif olacağı da önemli olacaktır. Çünkü bu neden önemli? Dolar endeks açısından önemli. Ama bence altının onsu şeyi bekliyor. Yani 22 Eylül'ü bekliyor. Dolayısıyla şu an 1712'de, yani bu arada ekranıma bakıyorum, baktığım yer böyle aşağı doğru bakıyorum, ekranı aşağı koymuşum. 1700'lerde. Yani ons olarak zaten çok net izah ettim. Altının onsunda çok net olarak aman aman bir savaş veya jeopolitik risk olmadığı sürece çok yüksek bir şey beklemiyorum. Ama dolar kurundan dolayı altının gramı gidiyor diye artık, yani dilimde tüy bitti ama tekrarlamış olayım. Altının gramı da binler ve böyle hafif binin altına geliyor, hafif binin üstüne doğru atıyor. Binlerin altını yakalarsanız bence özellikle binlerin üstüne doğru attığı zaman satma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü ons olarak baktığımız zaman özellikle 22 Eylül'de birazcık daha hani 1650 1750 bandında git gel yapıyoruz altında. Şu anda dediğim gibi zaten 1712'lerde neredeyse gene o altın ons olarak diplere yakın yerlerde. Dolar TL'de zaten hani çok baskılı bir nokta var. Bakalım burası bizi nereye taşıyor olacak. Yani binlerin altı hafif, zaten bunu da söylemiştim bu arada. Binlerin altını da söylemiştim. O zaman 1100-1080'lere doğru geldiği zaman da. Lütfen yayınları düzenli takip edin, olur mu? Onun harici kriptolarda aynı şekilde gerçekten bence Fed'in kararını bekliyor. Yani Bitcoin 18.000-26.000 dolar arasında git gel yapıyor. Yine böyle ah tamam dedik ya, herhalde buradan böyle bir soluklandıracak bizi, yok tekrar bir aşağı yaptı. Dolayısıyla kriptolarda bir hikayesizlik hali var. Bu hikayesizliği de ben tamamen şuna bağlıyorum. Asıl kriptolar Amerika'nın faiz politikasından en fazla etkilenen yatırım enstrümanı oldu. Hani hep biz bunu altında bekliyorduk. Altın açısından bekliyorduk. Genel olarak çünkü Amerika'nın doların değer kazandığı bir konjektürde altın aslında değer kaybeder genel anlamda. Şimdi bak ben böyle daldan dala anlatıyorum. Buralarda birazcık benim izleyicinin kafası karışacak. Aa Sait Hanım, altın inecek dediniz ama nasıl inecek falan gibi. Ons bazındaki altından bahsediyorum. Ons bazında altın zaten belli bir bant hareketi yapıyor. Ama dolar TL'nin zaten bir trendi devam ettirdiği için, hala orada yükselişini bitirmediği için gram açısından baktığımız zaman dediğim gibi yön yukarı yönlü diye zaten söylüyorum. Şey açısından söyledim, yani kriptoların özellikle bu Fed'in faiz politikasından ne kadar çok etkilendiğini ben hani bütün bu hareketini oraya atfediyorum. Gerçekten Amerika'nın faiz politikası, yani doların değer kazandığı bir trendde kriptolar çok ciddi değer kaybetti. Demek ki o 2020'den beri başlayan o ciddi likidite döneminde, para bolluğu döneminde müthiş bir kriptoya doğru kayış olmuş dünya piyasasında. Dolayısıyla da şimdi tekrardan doların değerlendiği, tekrar Amerika'nın tekrar işte hem faiz arttırdığı hem bilançosunu küçülttüğü bir konjektürde bundan en fazla etkilenen kriptolar oldu. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla yani ben uzun vadede kriptoların bir potansiyel taşıdığına hep inanıyorum. Blockchain teknolojisine zaten söylüyorum, inanıyorum. Yani bence Bitcoin, Ethereum ve AVAX her zaman gündemimizde olacak. Ama şu an bir hikayesizlik var. Bu Fed'in uyguladığı politikalarda kriptoya çok fazla yaramıyor. Dolayısıyla o 18.000-26.000 dolar Bitcoin'de ve Ethereum açısından da gerçekten çok daha aşağılardayız. Yani
şu anda ben Ethereum grafiğini açacağım ama ya şöyle söyleyeyim, kriptocular birazcık daha bakmamaya devam etsinler. Yani 22 Eylül'de Fed'in faiz politikası ve özellikle ben artık faiz artımından ziyade ne zaman, hani hep bunu konuşuyorduk ya, asıl sıkıntı piyasada, öyle hemen beklediğimiz gibi bir faiz indirim trendine, yani şimdi faiz artımını konuşuyoruz ama 2023'te tekrar bir faiz indirimi gündemimize gelebilir diye bekliyordu piyasa. Ama artık bunun olmayacağını Powell'ın açıklamalarından görüyor. Onun için çok daha fazla böyle bir şey var piyasada, stres var. Oradaki açıklamalar da Türkiye açısından çok daha önemli olacak. Bugün gerçekten böyle hani kısa tutmaya gayret ettim ama yine açtık diye düşünüyorum süreyi. Önümüzdeki hafta artık İstanbul stüdyolarında görüşmek üzere. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Hem YouTube'daki bildirimleri açın, hem de kanala abone olarak ve paylaşımlar yaparak ve yorumlarınızla bir sonraki hafta haftalık piyasa yorumunda en azından ben sizin yorumlarınızın hangi noktalar anlaşılmadı onları aydınlatmaya gayret ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.